Hastalığın son evrelerinde teşhis konmaktaydı. Evet. Ondan dolayı da çok fazla tedavi başarı şansımız daha düşük oluyordu. Yani yaptığımız tedavilerle başarımız biraz daha düşük oluyordu. Ama şimdi hastalığı daha evre 1'de, erken evrede teşhisini koyup hızlıca tedavisine başladığımız için hastalıksız yaşam süresi çok uzadı. Bundan dolayı da tedavi olmuş hastaların takipleri, hastalığa yakalanma, erken evrede yakalanması, işte bunlar çok fazla bir hasta kitlesi oluşturdu. Bunun etkisi de var ama tabii ki sigara kullanımı, işte beslenme düzenimizin değişiklikleri, yine bazı kimyasallara maruz kalmamız, diyelim ki sanayi sektöründe çalışan işçilerde özellikle işte alüminyum, kadmiyum, civa ile ilgili bir fabrikada çalışıyorsa onların asbestle maruz kalıyorsa onların kansere yakalanma riski maalesef normal sıradan halka göre daha yüksek olmaktadır. Ama ne kadar erken dönemde bunları olabilecek ihtimalleri de göz önüne bulundurup erken teşhis edersek başarı şansımız çok yüksek. Türkiye'de her yıl ortalama 210 bin kişiye yeni kanser teşhisi konmaktadır. Çok yüksek bir rakam. Evet, bunun özellikle, temeli nedir diye soralım. Evet, özellikle erkeklerde akciğer kanseri görülme riski en sıktır. Kadınlarda en sık meme kanserinin görülme riski vardır. Ama şu acı bir gerçek ki bundan 10-15 yıl öncesinde erkeklerde akciğer kanser görülme olasılığı kadınlarla karşılaştırıldığında erkeklerde 11 tane erkekte akciğer kanseri görülürken bir tane kadında görülmekteydi. Ama şimdi bu rakam o kadar birbirine yaklaştı ki iki tane erkekte akciğer kanseri görülüyorsa bir tane kadında akciğer kanseri görülmeye başladı. Bunun sebebi de kadınlarda düzenli olarak maalesef sigara kullanımının artması. Sigara kullanımının artması bu eğriyi maalesef çok dikleştirip kanser görülme olasılığını çok daha yükseltti. Bunu söyleyebiliriz. Pasif içiciler arada kaynıyor tabii ister istemez. Pasif içiciler bir kişi sigara içmiyor. Evet. Sigara içmiyor. Yanında içen, sigara içen bir kişi 5 tane sigara içtiyse o yanındaki hiç içmeyen kişi bir tane sigara içmiş kadar zarar görülüyor. Yani bunu rakamlarla söylüyorum. Bu çok önemli bir şey. Pasif içicilik, yani kapalı ortamda aynı ortamı soluyan kişilerde özellikle de çocuklar çok daha önemli. Çocuklarda ki çocuk kanserlerinin görülme olasılığını arttırmaktayız. Kanseri geçtim, akciğer hastalıkları, işte bronşitti, işte diğer akciğer hastalıklarının gelişme riskini kronikleşmesine sebep olacak şekilde akciğere, sigaraya maruziyet çocuklarda çok daha tehlikeli. O yüzden elimizden geldiğince bu kötü alışkanlıklarımızı uzak durmakta fayda var diyebiliriz.